Bir insan kötüyüm dedikçe kötü olur, hastayım dedikçe hasta olur, yok dedikçe elindekiler yok olur. Çünkü insan ağzından çıkanla imtihan olur. Bakın biri gelse, size ve çocuklarınıza sürekli beddua etse, o insanı yanınıza tutar mısınız? Hayır. İşte yanınıza gelip bu iş olmayacak, evine huzur gelmeyecek, eşinle aran düzelmeyecek, bu çocuk adam olmayacak, maddi sıkıntı bitmeyecek diyenler size beddua ediyor. Ya da siz bunları söylüyorsanız siz kendinize beddua ediyorsunuz. Çünkü ağzınızdan çıkanlar dua oluyor ve sizler onunla imtihan oluyorsunuz. Hazreti Yakup Aleyhisselam Hazreti Yusuf için onu kurdun yemesinden korkarım dedi ve o korkuyu yaşadı. Yani ağzından çıkanla imtihan oldu. Bu yüzden siz de asla olumsuz konuşmayın ve olumsuz konuşanlardan uzak durun. Güzel bakın, güzel görün, güzel düşünün, güzel konuşun. Allah'ın size güzellikler verdiğini göreceksiniz. Rabbim ne kadar güzellikler varsa size ihsan ve ikram eylesin kardeşlerim. Derde çarem güldüğüm yârem, en hastam kapına geldim, vuslatım ol diye anladım. Medine'nin gülü sensin, alemlere rahmet sensin. Sensiz bu garip neylesin, ciğer paren gülüm yârem. Gülüm yârem, gülüm yârem, nerede çarem gülüm yârem, el açtım kapına geldim. Güzel görüp güzel düşünme ve hayattan lezzet alma, şuur altıyla, yani şuur altının doğru doldurulup, programlanıp kullanılmasıyla mı alakalıdır? İnsanın kalbinde ve aklında ne hükmedip yerleşmiş ise, hadiseleri ona göre tevil ve tahlil eder. Bu, insan fıtratının değişmez bir prensibidir. Mesela, pesimist, karamsar, kötümser bir filozof her şeyi karamsar olarak okur ve anlar, hayatı da ona göre şekillenir. Optimist, iyimser bir filozof ise her şeyi iyimserlik penceresinden izler, hayatı da ona göre düşünür. Kırmızı gözlük nasıl eşyayı kırmızı gösteriyor ise, siyah gözlük de eşyayı siyah gösterir. Münkir kişi kainatı manasız, işe yaramaz ve tesadüfün oyuncağı olarak gördüğü için, her şey ona azaplı ve sıkıntılı olarak akseder. Mümin ise her şeyin manalı, hikmetli, Allah'ın tedbir ve idaresinde olduğunu bildiği için her şey ona sevinli ve huzurlu olarak yansır. İman bir gözlüktür, onu takmayanlar, mevcudatın yapmış oldukları fıtri ibadetleri göremezler ve okuyamazlar. Tahkiki bir iman nasıl her şeyin arkasında Allah'ın kudret elini ve tasarrufunu zahir bir şekilde gösteriyor ise, ubudiyetle mevcudatın lisan-ı hal ve lisan-ı kal ile yapmış oldukları ibadetleri zahir bir şekilde gösterip ilan eder. Bu da Allah'ın koyduğu mühim bir kanun ve prensiptir. Bu kanun ve prensibin konulmasının sebebi de her şeyde Allah'a giden yolu görebilmek içindir. Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır. Bu ibarelerin manayı muhalifinden, uğursuz bakmanın ne denli çirkin olduğu çıkar. Yani, çirkin gören çirkin düşünür, çirkin düşünen de hayattan elem ve azap duyar, demektir. Öyle ise hayata ve hadiselere iman ve ibadet gözlüğü ile bakarsak her şeyin sırrı ve hakikati çözülür, o hadiselerin arkasındaki güzellikler tezahür eder ve insan o güzellikler ile mesut ve bahtiyar olur. Bu bakış açısını elde edebilmek için, insanın hem kalbini hem nazarını iman ve hidayet ile doldurması gerekir. İnsanın kalbinde ve nazarında ne varsa, hayatı ve hadiseleri ona göre tahlil eder. Öyle ise en mühim iş kalp ve nazarın nasıl ve ne ile terbiye edildiğidir. Zaten insanın diğer cihazları kalp ve nazara bakar, kalp ve nazarda ne varsa hükmü de ona göre olur. Kaynak: Bakınız, Mektubat, Hakikat Çekirdekleri, Risale-i Nur Külliyatından.